Ligin 29. haftasında Trabzonspor'u mağlup ederek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta keyifler yerinde. Beşiktaş TV ekibi Trabzon deplasmanı dönüşünde siyah beyazlıların yolculuğunu saniye saniye takip etti. Maçın ardından röportajlar takımı İstanbul'a taşıyan uçakta da devam etti. Zorlu bir 90 dakikanın ardından yorgun düşen futbolcular bizleri kırmadı ve Beşiktaş TV'ye özel açıklamalarda bulundular. Farkı 2'ye çıkartan golü kaydeden Mustafa Pekdemek, maçın ardından soyunma odasında yaşanan ve galibiyet sevincini bizlerle paylaştı. Gayet mutluyduk galibiyetin getirdiği mutlulukla. Yani zorlu bir deplasmandı öncelikle. Zor olacağını biliyorduk. Trabzon kendi sahasında iyi oynayan bir ekipti. Mücadele ederek bu maçı kazanabileceğimizi biliyorduk. Mücadele gerçekten çok iyi mücadele ettik bugün. Dembaba da ilk golde gerçekten mükemmel kalitesiyle bizi 1-0 öne geçirdi. Ve sonrasında 3 puanı aldık. Fişi çeken gole imza attın. Maçı noktaladı artık da diyebiliriz o gol. O golü anlatabilir misin bize? Benim golüm artık son dakikalardı. Maç bitmek üzereydi tabii. Önemli gol. En önemli gol Demba'nın golüydü. Oğuzhan'ın müthiş bir asisti vardı orada. Mükemmel bir top attı. Hani bana sadece vurmak kaldı diyebilirim. Ben de yani golümü attım. Tabii ki çok mutluyum ama Oğuzhan'ın hakkını vermek istiyorum. Başarılı oyuncu ligin genel gidişatı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Biliyorsun, şu an hani önde biziz. Rakipler de bizim puan kaybetmemizi bekliyorlar. Her şey bizim elimizde. Biz iyi bir performans gösterip bütün maçlarımızı aldığımız takdirde rakip ne yaparsa yapsın biz şampiyon olacağız. Ben önemli bir maç, yani bir tane maçı seçmiyorum. Önümüzdeki bütün maçlar aynı şekilde önemli. Örnek verirsek Karabük maçı bizim ne kadar zor olduğunu gördük. Hani kolay bir maç değildi. Karabük düşme potasında olan bir takımdı ama son dakika işte Cenk'in muhteşem kafasıyla öne geçtik, yendik. Yani bize her takım zorluk çıkarabilir. Bize her maçı aynı ciddiyetle çıkmalıyız. Şimdi önümüzde Antep maçı var. Bizim en önemli maçımız Antep maçı. Almadığımız takdirde hiçbir şeyin bir önemi yok. O yüzden Antep maçını ilk anda almalıyız. Bunun için ben maç bakmayı kendim en azından bu şekilde konsantre ediyorum. Önümüzdeki Antep maçına ben odaklandım sadece. İnşallah oradan da 3 puanla ayrılırız. Mustafa Pekdemek takım olarak mücadele ettiklerini ve ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Yani sonuçta yaptığımız spor takım sporu tabii ki çok önemli bireyler. İşte bugün maçı bize Dembaba getirdi. Geçen hafta aynı şekilde Cenk Tosun getirdi. Yani biz mücadele eden hep birlikte oynayan bir takımız. Herkesin takıma katkısı oldu. Bunları göz ardı edemeyiz. İnşallah Antep maçında da herhangi biri çıkıp maçı alır, yani seviniriz. Elimizden geleni yapacağız, yine takım bütünlüğünü koruyarak oynayacağız. 3 puan için oynayacağız, takım için oynayacağız. Sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak durumunda kalan Thomas Sivok, o pozisyonu ve son durumu mikrofonlarımıza anlattı. Şu anda gözükmüyor olabilir ama en kötü hissettiğim yer sırtım. Ters düştüğüm için sırtımda birazcık ağrı var. Baş parmağım kırıldı ama bu çok önemli değil. Çünkü ayağımda, ayak baş parmağı değil. Oynadığım yerleri etkileyecek bir sakatlık değil. Ve yine çok şükür burun ya da dişlerde bir kırık olmadığı için ucuda atlattık diyebilirim. Jetobla penaltı açırdın akartan o. Pozisyonda ben sadece kafa topuna çıktım rakip oyuncuyla beraber. Ama ondan sonra dirseği yedim ve inanın sonrasını hiç hatırlamıyorum. Pozisyon hakkında yorum yapmam mümkün değil çünkü ben hakem değilim ama eminim maçın hakemi de pozisyonu daha sonra izlediğinde daha farklı bir yorum yapacaktır. Ben sadece kafa topuna çıktığımı hatırlıyorum o an. Tecrübeli savunmacı pozisyonun penaltı olup olmadığı ile ilgili soruyu da şöyle cevapladı. Yani inanın pozisyon ceza sahası içinde miydi değil miydi onu bile net bir şekilde hatırlamıyorum. Daha sonrasında televizyonda da izlemedim pozisyonu. Ama
Bir yandan şükretmek lazım. İlk maçta Mustafa'ya olan pozisyona benzer bir şey de olabilirdi. Böyle sakatlıklar çok tehlikeli olabiliyor. Bu olmadığı için şükretmek lazım. Galibiyet aldık nihayetinde. Orada verilen karar ne olursa olsun. Bu bizim için çok çok önemli. Aynı zamanda da hakem değilim. Hakemler de insan. Hakemler de hata yapabilir. Önemli olan maçı iyi niyetle yönetmiş olması. Sadece buna dikkat etmek lazım. Thomas Sivok, Beşiktaş taraftarına Türkçe mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Bugün çok iyi maç. Beşiktaş, biz inşallah şampiyon. Ben çok seviyorum taraftar, inşallah şampiyon.